Depremin en çok vurduğu yerlerden biri Malatya. Kentte deprem binlerce insanı mağdur etti. Evleri yıkılan, ağır hasar gören ya da evlerine giremeyenler çadır kentlerde. TV100 muhabiri Ebru Balıkçı ve kameraman Erbay Yılmaz o çadır kentlerden birini görüntüledi. Malatya'da depremden etkilenenler ya da enkazdan çıkartılanlar evleri olmadığı için çadırlarda yaşıyor. AFAD ekiplerinin kurmuş olduğu çadırlar var bu noktada. Gördüğünüz gibi burada çok sayıda çocuk da var, aileler yaşıyor. Onların da üstleri çok ince, hava şartları çok kötü, hava soğuk. Onlar en çok ayakkabı ve kıyafet, mont ihtiyacı duyuyorlar. Şu an minik minik çocukları görüyorsunuz. Onlar evlerini kaybettiler, bir kısmı yakınlarını da kaybetti. Şöyle örneğin bir çadırı göstermek gerekirse şöyle sanırım içeride uyuyan biri var, çok da girmeyelim ancak böyle gördüğünüz gibi her çadırın içerisinde bir soba var ve onlar sobada yakarak ısınmaya çalışıyorlar. Çok sayıda çocuk var dediğimiz gibi, yemek ihtiyacı da duyuyorlar. Çünkü yemek ve su noktasında halen Malatya'da sıkıntı çektiğimizi söyleyebiliriz. Ve yerlerde şöyle ekmekleri de görüyoruz. Bu nedenle aslında koordineli yardım da yapmak gerekiyor. Çok sayıda ekmek değil de daha çok böyle insanların sıcak tüketebileceği yemekler gerekiyor. Burada 6 kişilik bir aile görüyorsunuz. Daha doğrusu 6 tane çocuğu olan bir aile görüyorsunuz. Ayaklarında ayakkabıları yok. Çünkü onlar evlerinden çok hazırlıksız bir şekilde çıktılar ve onlar için ayakkabı gerekiyor, mont gerekiyor, atkı gerekiyor. Şu anda da bir teyze görüyoruz, o da evinden çıktı. Ölüyor, soğuktan ölüyor. Onlara bot ihtiyacı gerekiyor, bot gerekiyor. Mutlaka bot, mont, atkı, bere, çünkü içeride soba var ama sobalar yetersiz. Gördüğünüz gibi ayakkabılar çok ince çünkü insanlar evlerinden çıktılar, aniden çıktılar, evleri yıkıldı zira. Şöyle devam etmek gerekirse bir çadır daha gösterelim, şöyle ilerleyelim. Çadırlar birbirine çok yakın. Hepsinin içerisinde bir de soba var. Sobayla ısınıyorlar. Bu nedenle odun yardımı da çok önemli. Şuradan şöyle dikkatli bir şekilde geçelim. Şurayı gösterelim. Örneğin burada odunlar var. Odunların olması çok önemli. Ve bu noktada insanlar en çok yakacağı ve özellikle de kıyafete ihtiyaç duyuyorlar. Şu an burada da bir genç arkadaşımız odun kırıyor. Onu da gösterelim. Bu noktada odun kırıyordu o da. Bunları yakacaklar. Zira şu an ısınabilecekleri tek şey bu. Bol bol odun lazım. Yakıp bu şekilde ısınmaları gerekiyor. Gece onların da gece çok soğuk oluyor. Evet, biz de şahidiz. Bu gece -6 dereceydi. Hava sıcaklığı -6 dereceydi. Bu nedenle havanın soğuk olması depremzedeleri çok fazla etkiliyor. Şöyle biraz daha çadır kentte ilerleyelim. Biraz daha gösterelim bu noktaları. Çadırlar birbirine çok yakın. AFAD ekipleri tarafından kuruldu buraya çadırlar ve